Hoş geldiniz. Neden olağan salı toplantısı diyorum? Çünkü her salı adında adalet olan ama içinde adalet bulunmayan bu binanın önünde gazetecileri, meslektaşlarımız, aydınlarımız, yazarlarımız için buluşuyoruz. Ve ne yazık ki AKP iktidarında kaderimiz bir türlü değişmiyor. Şu an cezaevlerinde tam 182 gazeteci demir parmaklıklar arkasında yazdıklarının, çizdiklerinin, söylediklerinin, attıkları tweetlerin, yaptıkları yorumların bedelini ağır bir şekilde ödüyor. Bugün hem Cumhuriyet Gazetesi hem de Özgür Gündem Gazetesi çalışanlarının davası var. Özgür Gündem çalışanları 400 günü aşkın bir süredir tutuklular. Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ise tam 365 gündür. Yani tam 4 mevsimdir özgürlüklerinden yoksunlar. Ekim ayı da gazeteciler açısından tam bir eziyetle ve işkenceyle geçti. Ekim ayında 12 gazeteci gözaltına alındı. Bunların 4'ü tutuklandı. Bununla yetinmediler. 11 gazeteciye de soruşturma açtılar. Birçok gazeteci arkadaşımızın evi basıldı. Kitaplarına el konuldu. AKP iktidarı gazetecileri tutuklatarak, aydınları tehdit ederek, yazılanlara, çizilenlere soruşturma açtırarak demokrasiye adeta can çekiştiriyor. Demokrasi şu an AKP yüzünden yoğun bakıma alınmış bir hasta gibi duruyor. Biz şu an yoğun bakıma sokulmuş bu hastayı özgürlük mücadelemizle, düşünce ifade özgürlüğü mücadelemizle yeniden ayağa kaldırmaya, diriltmeye ve bu topraklarda hakim kılmaya çalışıyoruz. Emin olun ki düşünce ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkının kullanılması için bedel ödeyenler 365 gündür, 400 gündür, 450 gündür cezaevinde kalanlar bu özgürlük mücadelesini başarıyla taçlandıracak ve halkın haber alma hakkı bir gün bu topraklarda da sonuna kadar özgürce kullanılacak. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.